kızım benim. Lan Sırrı. Basına lan. Aa, korna benzinle mi çalışıyor sanki? Bas oğlum, daha fazla bas. Ha? Ha? Herkes görsün Şerife'nin hünkâroğullarına gelin gittiğini. Bas lan. Lan daha fazla bassana. Aa. Bas lan. Ha? Ha şöyle. Ha? Bas lan bas. Aa, daha fazla bas. Tut 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 tut. Vallahi görmemişler gibi. Bu ne böyle? Aldık karıncalar bile duydu herhalde gördüğünüz. İşte Remzi'ye biliyorsunuz ya, vur deyince öldürüyor, ne yapayım? Yüzükah ya. Buyur Elif Hanımcığım. Bayram bugün konağa geldi. Delirmiş gibiydi. He, duydum. Babamı aradım ama ulaşamadım. Neden gittin Bayram'ın evine? İşte bizim şey var ya, alacaklar var ya, ona bir gittiydim. Kızının nikah günü. Neden bugün? Necip Bey git bir konuş deyince ben de gittim işte. Babam mı söyledi bunu sana? E vallahi o söyledi. Çok saçma. Babam neden böyle bir şey yapsın ki? Böyle bir işin var, sakın karışma, tamam mı? Nereye beyefendi, durun, giremezsiniz. Randevunuz olmadan görüşemezsiniz. Sana iki çift lafım var bey. Engel olamadım beyefendi. Tamam kızım, sen çıkabilirsin. Bayram, neymiş o iki çift lafım benim de etmek istediğin? Dinliyorum seni. Düğün salonunu hayal ederken geldiğimiz yere bak. Ay anne, tamam hadi yürü. Neyse, buna da şükür. Hadi hadi yürüyün, çok konuşma, yürüyün. Ne diyor kızım baban? İçmiyordu efendim. Neyse endişelenme, yoldadır, gelir. Ya bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Borcunuzu ödemezseniz çekip gidersiniz ne demek oluyor bey? Yeter! Bak oğlum. Senin baban çok değerli bir adamdı. Saygılıydı. Efendiydi. Okumamıştı ama görgüsüyle, bilgisiyle benim diyen mekteplileri cebinden çıkardı. Senin de büyüdükçe ona çekmeni ümit ediyorduk ama sen tam tersi çıktın. Eskiye oldun. Ben kimseye yanlış bir şey yapmadım bey. Yapmadım ben bir şey. Bu ne densizlik Bayram? Sen nasıl benim karşıma bu tavırlarla çıkarsın? Ben hiç kimseye ne senin borcunla ne de herhangi bir şeyle ilgili emir vermedim. Şimdi yıkıl git karşımdan. Acelem var. Görecek işlerim var. Kaybol. Hayır bey, şimdi bunu burada konuşacağız. Burada konuşacağız bu işi. Konuşacak hiçbir şey kalmadı Bayram. Anlamadın mı bunu? Ha, konuşacak bir şey kalmadı ha? Madem konuşacak bir şey kalmadı da Hüsnü neden bizim eve geliyor? Anamın üstüne yürüyor. Yakışıyor mu sana? Bayram, sana bundan haberim yok dedim. Anlamıyor musun? Gelin hanım da geldi.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya ama Kamuran burada. Nikahtan önce görmek uğursuzluk getirmez mi? Lan kaç senedir göreceğini görmüş adam. Ne uğursuzluğu, geç otur şuraya hadi. Hazır mısın amca? Hazırım Elifciğim, hazırım. Ben her zaman hazırım. Çocuğuma babalık, Şerife'ye kocalık yapmak için sabırsızlanıyorum. Nikah memuru geldi mi müdür bey? Birazdan burada olur. Müdür bey, müsaadeniz olursa ben bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Son zamanlarda böyle herkes çekiyor ya, selfie falan. Biz de çekinelim. Dur, ayarlayacağım şimdi bir dakika. Tamam. Gelsin Elif. Sen kal gelme Hikmet. Evet. Nereden şaşırdım? Görüntü gitti yine ya. Kız bilmiyorsan bir bilene ver de çeksin hadi. Oyalama milleti ya. Tamam, sen boş durma da çek hadi. Çek bizi Hikmet. Hiçbir şeyden haberin yok. Kamuran hapisten çıkıyormuş. Bunu sen çıkarıyormuşsun. Bundan da mı haberin yok? Sen şimdi koskoca Necip Hünkaroğlu'na hesap mı soruyorsun? Ha? Seni yeterince dinledim. Çık odadan hadi. Bey yanlış yapıyorsun. Bak sana diyorum, yanlış yapıyorsun. Sen şimdi bu odadan çıkıp gidiyorsun. Ben de bu yaptıklarını görmezlikten geleceğim. Dua et ki acelem var. Yoksa seninle başka türlü konuşurduk Bayram. Yıkıl karşından. Hadi çık odadan. Bak, bu iş burada bitmedi. Sana diyorum bey, bu iş burada bitmedi. Defol ulan! Kimsin? Kusura bakmayın. Bir nikah daha yetişmem gerekiyor. Çok bekleyecek miyiz acaba? Memur Bey'in de acelesi varmış. Beyim, Necip Bey neredeyse gelir. Biz nikah kıydırsak diyor. Olur mu Üstü? Abimin müretimi görmek için ne kadar sabırsızlandığını hepimiz biliyoruz değil mi? Abim olmadan nikah kıyamayız. Ama beyim. Ben arayayım, tamam. Belki de gelmeye mani bir durumu vardır. Biz nikahlayalım. Abimin gelmesine mani bir durum olsaydı hepimiz öğrenirdik bunu. Değil mi Üstü? Abim ölür de yine de bu nikaha yetişir. Biraz daha bekle. Senle değil mi? Yok. Niye ki? Konağa gelip bağırıp çağırmış, sonunda çekip gitmiş. Bağırıp çağırmış mı? Nereye gitti ki? Ne
Anneciğim böyle konuşma. Beyefendi, diğer nikahları kaçıracağım. Daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Ya öyle mi? O zaman beyefendiyi daha fazla bekletmeyelim. Nikahı kıyalım ha? kıyalım artık. Necip Bey, çıkmanız gerekiyor. Necip Bey, geç kaldınız. Siz hiçbir baskı altında kalmadan Kamuran Hünköroğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Kız ayağına bas. Bassa da hissetmez ki. Kamuran Hünköroğlu, ya siz Şerife Toprak'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Kamuran Bey, Şerife Toprak'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Telefonu çalıyor. Efendim?